Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal ladîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Hidayet güneşi kalbini aydınlatmıştı artık. Ancak çevresinin tepki göstereceğini de biliyordu. Dönülmez bir yola girdiğini ve bu yolda sabır göstermesi gerektiğini hissetti. Ve tabii olarak yeni bir hayat şeklini seçmişti. Eski alışkanlıklarından vazgeçmesi gerektiğini biliyordu. Uzun uzun düşündü. Her zorluğa ve fedakarlığa sabretmeliydi. Mein Umfeld hat sehr unterschiedlich reagiert. Die meisten waren mehr verunsichert als ich. Wussten nicht, was sie davon halten sollen. Haben wir gesehen, dass es für mich in meinem Charakter dann eher positive Spuren. Çevremdekiler farklı tepkiler gösterdiler. Çoğu Müslüman olmama şaşırdı. Ama daha sonra karakterimin pozitif izler bıraktığını görünce bir şey demediler. En azından yüzüme karşı hiçbir şey demediler. Tabii eleştiriye devam edenler de oldu. Bunlardan biri de annemdi. Onunla telefonda konuşurken belki 35 defa arka arkaya ben hissettim dedi. Negatif değildi ama anlamıyordu beni. Beni Kur'an okurken gördüğü için anladığını söyledi. Tepkiler İslam dinine karşı olan ön yargılardı. Benim için dikkat et, terörist olmasın, bombalar yapmasın dendi. Bunları yüzüme söylemediler ama bunları arkamdan söylediklerini başka arkadaşlar tarafından öğrendim. Ben çok aldırış etmedim, güldüm sadece. Zaten mizahı seven bir insandım. Onun dışında çok az negatif tepki aldım. Ben diğer insanların tepkilerine sabırla yaklaştım. Ön yargılara güldüm. Ben de İslam'ı daha iyi yaşamaya çalıştım ve insanlar ilk düşüncelerinin ve ön yargıların yanlış olduğunun farkına vardı. İki taraf da pozitifti. Die Aktion war dann ganz einfach auf beiden Seiten dann eher positiv. Müslüman olduktan sonra İslam'ın emrettiği emirleri yerine getirmeye başlar. Artık maddi ve manevi temizliğine daha fazla önem verir. Abdestli olmaya özen gösteriyordur. Namazlarını düzenli kılar. Bir takım kurallara daha titiz uyuyordur artık. Seçmiş olduğu dinin kurallarına hayranlığı gün geçtikçe eksilmeden artıyordur. Ve her yeni gün yeni kurallar öğreniyordur. Geändert haben sich eigentlich bloß meine schlechten Angewohnheiten, nämlich dass sie verschwunden sind. Ansonsten ist vieles ähnlich geblieben. Außer halt, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, bin nicht Raucher geworden, esse kein Schweinefleisch mehr, gehe nicht mehr in Table-Dance-Bars. Kötü alışkanlıklarım değişti. Diğerleri aynı kaldı. İçki içmiyorum artık. Sigarayı bıraktım. Domuz eti yemiyorum. Barlara gitmiyorum.
versucht dann halt konsequent zu sein. Das hat mir halt auch geholfen. Artık neyin İslam'a en uygun olacağını sürekli soruyorum kendime. Was spricht dagegen, pro und contra? Ve fikirlerimde sabit kalmaya çalışıyorum. Verändert man sich immer mehr. Yaptıklarımın doğru olup olmadığını çok düşünüyorum. Richtig ist, was falsch ist. Sigarayı da öyle bıraktım. İyi mi kötü mü diye düşündüm ve bıraktım. Öyle yaptıkça hayatım da pozitif bir şekilde değişti. Sigarayı bırakmak benim için düşünülmez bir şeydi. Çünkü 15 senedir içiyordum. Elhamdülillah, başardım. Eskiden yaptığım kötü şeyleri insanların yaptığını görünce onları yapmamakta çok zorlanıyorum. Sokakta insanları içki içerken çok rahat bir şekilde davranırken görüyordum. Kendimle çok savaştım ama İslam'a göre yaşadıkça bunları yapmamakta hiç zorlanmadığımı gördüm. Zum Anfang recht schwer gewesen, aber es hat sich dann wird mit der Zeit immer leichter, umso mehr man praktiziert, umso leichter wird es und da gibt es eigentlich mittlerweile wenig Schwierigkeiten. Das nicht genau einzusortieren. Es war eher ein ungewohntes Gefühl. Einerseits war man verunsichert, weil man im Vorfeld eigentlich immer mehr das, was man tut, in dem Lichte gesehen hat, wie andere Leute darüber denken. Man hat sich gefragt, wie sieht das aus? Aber alışılmamış bir şeydi. Kararsızdım. Çünkü ondan önce bir şey yaparken diğerleri ne diyecek diye düşünüyordum. Was ist richtig? Mache ich es richtig? Namaz kıldıktan sonra düşünmem gereken şeylerin onlar olmadığını anladım. Artık doğru olan ne? Acaba doğru mu yapıyorum? Doğru şeyleri istiyor muyum? Diye düşünmeye başlamıştım. Namaz kıldıktan sonraki duygunun çok güzel bir duygu olduğunu, insanı başka ve düşüncelerden kurtardığını ve rahatlattığını gördüm. So, das ist nach alles abgeprallt und man betet einfach und man ist dabei gelassen und es ist ganz einfach richtig. Dünyada artık bilinen bir gerçek var. Batı toplumu çok bozuldu. Manevi bir yardıma ihtiyacı var. Kokuşmuş aile yapısı, toplum hayatıyla gerçek bir değişime ihtiyacı var. İbrahim Abdurrahman, o toplumun bir ferdi olarak Batı toplumunu ve Batı toplumunun geleceğini değerlendiriyor. Çok ilginç tespitleri var İbrahim Abdurrahman'ın. Şimdi bir Batılı'nın gözünden kendi toplumlarını değerlendirmesini istiyoruz. Ich glaube, da gibt's darüber könnte man Stunden reden. Es gibt viel zu verbessern, denke ich. Wenn man sich die Gesellschaft hier anguckt, es ist sehr viel auf Materialismus aufgebaut. Man fühlt sich nur wohl, wenn man viel hat. Man strebt immer nur nach mehr, nach weltlichen Gütern. Değişmesi gereken çok şey var Batı'da. Buradaki toplumda her şey maddi şeyler üzerine kurulu.
çok şeyin varsa kendini iyi hissediyorsun ve daha çok şey istiyorsun. İstediğini aldığın zaman mutlu oluyorsun ama yine istiyorsun. Bu şekilde hiç memnun olamazsınız. Aslında Batı, buradaki bu temel sorunun cevabını sadece İslam düşüncesinden öğrenebilir. Dünyevi şeylerin peşinden koştukça hiçbir zaman doyulmaz. İstediğin kadar zenginliğin olsun, bu insanlığı hiçbir zaman tek başına mutlu etmez. Milyonerlere ve dünya ünlülerine bakınız. Sizce bu insanlar dünyanın en mutluları mı? Hayır, kesinlikle hayır. Başka insanların istediği her şey onlarda var ama yine de mutlu olamıyorlar. İçiyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar ama mutluluğun yolunu bulamıyorlar. Mutluluk, hayatın gerçek anlamını anlamak ve onu yaşamakla sağlanır. Mutluluğun sonsuzla buluştuğu nokta tam buradan başlar. Hayatın tek anlamı da İslamiyet'ten başka bir şey değildir. Hayatın anlamı ve dolayısıyla mutluluğu tek kelimeyle kulluktur. İslam dininin tüm emir ve yasaklarını benimsedi İbrahim Abdurrahman. Artık önce İslam'ı yaşayarak, sonra da anlatarak tebliğ ediyor. Ancak günümüz Müslümanlarını da eleştiriyor kendisi ve İslam dünyasında fark ettiği yanlışlara da şöyle değiniyor. Die islamische Welt an sich ist leider sehr gespalten. Was an sich nicht sein sollte, weil es ist eine Umma, nicht 70, 90, 112. İslam dünyası maalesef çok bölünmüş. Bunun böyle olmaması lazım. 70, 90 veya 112 değil, tek bir ümmet var. İnsanlar daha çok dinleriyle ilgilenmesi lazım. Müslümanların İslamiyet'i basit bir ırki kültür veya dedelerinin yaptığı gelenekler veya atalarından kalan bir miras olarak algılamamaları gerekiyor. İslam doğruluğuna tam anlamıyla iman edilmiş bir din olarak yaşanması gerekiyor. Çoğu insan neyi neden yaptığını, İslam'ın onlardan ne beklediğini bilmiyor. Hele şu asırda yaşanan İslam kısa zamanda tüm dünyada kısa zamanda yayılabilir. Müslümanlar İslam'a göre yaşasa dünyada sorun kalmaz. İslam'daki para, mal, dünyevi ihtiyaçların tanımları çok daha iyi algılanmalı. Müslüman olduğumuz halde bu konularda bizler Müslüman olmayanların yaptığı hataları yapamayız. Benim çok üzüldüğüm bir şey var. Çevremde ve diğer yerlerde Müslümanlar İslam'ı yaşamıyor, ibadet etmiyorlar. Kendilerini Müslüman olarak tanıtıyorlar ama İslam hakkında tek bildikleri domuz eti yenmez. İçki de içilmez diyorlar ama tadı güzel diyor, içiyorlar. Kalabalık Müslümanları görmek istediğiniz zaman camiye değil de oyun salonlarına gitmeniz İslam dünyası için çok utanç verici bir tablo. Ben bu Müslümanlara çok üzülüyorum. Bu tabii ki İslam'ın yüceliğini düşürmez. Ama biz Müslümanlar bu yücelikten ne kadar uzak olduğumuzun acı bir tablosudur. Bu çok üzücü. İslam'ı kültür olarak görüyorlar fakat keyifleri ne istiyorsa onu seçip yapıyorlar. Ama keyfinin istediği değil, iyi olanı yapmamız lazım.
İslam ülkesinden geliyorlar ama ona göre yaşamıyorlar. O ülkelerde bile yasalara şeriat diyorlar. Oysa şeriatla alakası yok. İnsanların uydurdukları şeylere göre yaşadıkları için de Batı onları eleştiriyor. Çünkü gerçek şeriatın eleştirilecek hiçbir şeyini bulamazsınız. Doğum günü partilerine gidip içki içen Müslümanlar, İslam şeriatını değil, Batı'nın taklitçileri olabilirler ancak. İşin daha vahim tarafı, aslında Batı'yı taklit eden Müslümanların, onların bugün bırakmaya çalıştığı ama bırakamadığı içki ve bunun gibi kötü alışkanlıklarını taklit ediyor olmaları. Batı'da olan çalışkan olma, doğruluk gibi bir kısım aslında Müslümanlarda olması gereken şeyleri taklit etmiyorlar. Her şeyi yapıyorlar ama İslam'ı yaşamıyorlar. İhlaslı bir Müslüman olan İbrahim Abdurrahman, İslam dünyasının içerisinde bulunduğu sıkıntıları değerlendiriyor ve günümüz Müslümanlarına bazı tavsiyelerde bulunuyor. Es regelt sehr viel und es macht vieles leichter, wenn man es verstanden hat. Müslümanların dinleriyle daha çok ilgilenmesini istiyorum. Dininizi öğrenin ve yaşayın. Herkese örnek olun ve İslam'ı yayın. Çünkü Müslüman olmak sadece domuz eti yememek veya ara sıra da cuma günleri camiye gitmek demek değildir. Yaptığımızı anlayarak yapmak, İslam nizamını anlamak ve ona göre yaşamak lazım. O zaman iyi örnek olacaksınız. İnsanlarda dinini yaşayan ve dinini yaşamayan Müslümanlar arasındaki farkı görsünler. Müslümanlar birisiyle konuşurken İslam'ı da anlatmaları gerek. Bu bizim zaruri görevimiz zaten. Sadece kendimiz için yaşamaya gelmedik bu dünyaya. Bu çok büyük bir bencillik olur. Cimrilerden olmayalım. Ve bence en büyük cimrilik sahip olduğumuz İslam şerefini diğer insanlara anlatmama cimriliğidir. Ve bence bu insan için en büyük bir felakettir. Birisi senden bir euro isterse ona vermezsen ben kendim sigara alacağım diyene cimri dersin. Ama İslam'ı insanlarla paylaşmak bedava. Diğer insanlarla İslam'ı paylaşmayan insan bana göre en cimri insandır. İslam tek ve en doğru yol olduğu için o yoldan ayrılmadan yürümek lazım. Zaten İslam'ı anladıktan sonra onu seveceksiniz. İslam çok geniş kapsamlı olan bir hayat biçimi. Ona göre yaşadığınız zaman her şey kolaylaşıyor. O zaman bütün negatif şeylerin üstesinden gelirsiniz. Her şeyin anahtarı sadece ve sadece İslam'da. Wenn du den İslam mit niemand teilen willst, wer könnte geiziger sein? Wer könnte geiziger sein als ein Muslim, der den İslam nicht mit anderen Menschen teilen will?